Herkese merhaba. Bugünkü tarama sınavının çözümlerini yapacağım şimdi size. Diyor ki Kemal bir binanın giriş katından asansöre binerek 3. katta kitap evine gidecek. 3. kata gittiğine göre yukarı doğru artı 3 olarak yazıyorduk. Oradan da 5 kat aşağı inip satranç odasına gidecekti. 5 kat aşağı ineceğine göre bu sefer de eksi 5 diyoruz. Yani yukarı doğru artı aşağı doğru eksi yapıyorduk. Derste de bunları zaten anlatmıştım size. O zaman bunların toplamı ne oldu? Eksi 2. Burada bir toplama tablosu var. Şimdi bu sayıları bulurken buradaki işaret, çocukları bakın sınavlarda çıktığı zaman buradaki işaret neyse, örnek veriyorum toplama ise bu iki sayının kesişim noktası A'yı bulmak için bu ikisini toplarız. Yani toplamları ne oldu? Eksi 7. C'yi bulmak için eksi 3 ile artı 2'nin toplamı eksi 1. B'yi bulmak için 7 ile 0'ın toplamı 7. D'yi bulmak için 7 ile artı 5'in toplamı artı 12. Şimdi yerlerine yazarsak A yerine eksi 7, D yerine artı 12, B yerine artı 7, C yerine eksi 1 yazarsak burası topladım 5, topladım 6, farkını aldım eksi 1 oldu. Üçüncü sorumuz diyor ki asansörün tuşuna bastığın zaman 4 fazlasının 6 eksiğine götürüyormuş seni. Yani bir sayının 4 fazlasının 6 eksiğine götürüyor demek ne demek? Sayının 2 eksiğine götürüyor. Bu asansörde 3. kata giden bir kişi, bakın 3. kata giden, demek ki başka bir tuşa basmış, o onu 3. kata götürmüş. Bir tuşa bastığım zaman 2 eksiğine götürüyordu. Ben 3. kata gittiğime göre demek ki ben 5 numaralı tuşa basmışım ki 3. kata gitmişim. Cevap C seçeneği olacak. Dördüncü sorumuz bir doğal sayı tam sayılarda toplama sorusu. Şimdi derste en çok vurguladığım şey şuydu. Eğer bir sayının önünde iki işaret varsa önce o işareti teke indiriyoruz. Yani artı 8, eksi ile artıyı çarparsam ne oldu? Eksi 9. Toplamları ne oldu? Eksi 1. Yanlış çözülmüş. O zaman bizim bu yoldan devam etmemiz lazım. Şimdi buradan devam ederken yine sayının önünde iki işaret var. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 8 topladım. Artı 8 olması gerekirken yine yanlış çözülmüş. Yanlış yoldan gitmem gerekiyor. Yani 4 numaralı çıkıştan gitmem gerekiyor. Cevabım D seçeneği olacak. Beşinci sorum üstü sayıların yazımıyla ilgili. Derste de hep söylüyordum. Eğer negatif bir sayı varsa negatif bir sayının çift kuvvetleri artı, tek kuvvetleri eksiydi. Burada da diyor ki negatif tam sayıların çift kuvvetleri pozitiftir, doğrudur. Sıfırdan farklı. Zaten taban sıfırdan farklı ise ya da sıfırda olursa fark etmez. Bu sayının birinci kuvveti kendisine eşit. Evet. Ama C şıkkındaki diyor ki sıfır tam sayısının sıfırıncı kuvveti sıfırdır. Sıfırın sıfırıncı kuvveti, biz bir sayının sıfırıncı kuvvetini alırken taban sıfır olmamak şartıyla diyorduk. Yani üstü sayılar yazılırken sıfır üzeri sıfır hiçbir zaman yazılmaz. Yani belirsizlik olduğu için bunun cevabı sıfır değildir. Altıncı soru yine bir tablo. Tablo şöyle anlatılıyor. Diyor ki buradaki sayılar taban olsun, buradaki sayılar üst olsun. O zaman A'yı bulurken tabanımız 3, üstümüz 2 olacak. 3 üzeri 2'den ne oldu? 9. B'yi bulurken tabanımız eksi 4, üstümüz eksi 3, çarptım eksi 64. Tek kuvvetler ne oluyordu? Eksi oluyordu. Eksi 64 oldu. C'yi bulurken 3 üzeri 3'ten 27. D'yi bulurken eksi 4. Daha önce size de çok sık vurguladığım bir nokta. Eğer ki bir sayı negatifse parantez içinde yazın diyordum. Çift kuvvet ne oldu? Artı 16. Şıkları incelediğimizde diyor ki D eşittir 16. Yani cevap C doğrudur. Yedinci sorumuz üstü sayıların yazımı ile ilgili. Bakın derste de sık sık vurguluyordum. Burada da yeni vurguluyorum. Eğer ki x yerine eksi 2 yazacaksanız onu parantez içinde yazmak zorundasınız. Negatif sayıları her zaman parantez içinde yazıyoruz. Eksi y'nin yerine ne yazıyorum? Eksi 1 üzeri 3. Şimdi çift kuvvet parantez dışı çift kuvvet olduğuna göre artı. Parantez dışı tek kuvvet olduğuna göre eksi. Eksi ile eksiyi çarptım artı 1. Topladım ne oldu? 5 oldu.
Sekizinci sorumuz yine doğal sayı sorularıyla ilgili. Diyor ki eksi 8 ile k'yı topladığımda 12 olduğuna göre daha çok 7'lerdeki denklem sistemleriyle de çözülebilecek bir soru 7. sınıfta. Şimdi diyorum ki eksi 8'i biz öbür tarafta attığımız zaman öbür tarafa nasıl geçiyordu? İşaret değiştirerek geçiyordu. Yani eksi 8 artı 8 olarak geçiyordu. O zaman bunun mantığı şu. Benim 12'yi 8 ile toplamam gerekiyor. Doğru mu? Evet. O zaman artı 12'den 8 çıkarılmalı. Artı 12'den 8'i çıkarmak değil, artı 12 ile eksi 8'i toplamak olacaktı. Cevap C seçeneği olacak. 9. soru yine az önceki soruya benzer bir soru. Yine eksi 3'ü öbür tarafa attığım zaman artı 3 olarak geçiyordu. Yani eşitliğin öbür tarafına geçtiği zaman işaret değiştiriyor. M o zaman ne olur? İkisinin toplamı 20 olur. 10. soru. 10. soru yine şıkları tek tek incelediğinizde az önceki soruda da söylediğim gibi sıfır tam sayısının sıfırıncı kuvveti sıfırdır. Hayır, sıfır değildir. Sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsizdir. Cevap C seçeneği olacaktır. 11. soru yine negatif sayıların üstleriyle ilgili bir soru. Sık sık vurguluyorum bunu hem derste hem de bu soruları çözerken. Eğer bir sayı negatifse parantez dışına bakıyorum. Parantez dışı çift kuvvetse artı, tek kuvvetse eksi olur. Burada parantez dışı tek kuvvet olduğuna göre bu eksi 1 olacak. Burada parantez dışı çift kuvvet olduğuna göre bu artı 1 olacak. Burada parantez dışı tek kuvvet olduğuna göre bu eksi 1 olacak. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. Yalnız belki diyebilirsiniz hocam burada çift kuvvet var niye artı olmadı? Çünkü parantez olmadığı için sıfırıncı kuvveti 1 eksi 1 olacak. Şimdi yine söylediğim gibi sayının önünde iki işaret varsa önce onları teke indiriyoruz. Artı ile artıyı çarptım artı 1. Artı ile eksiyi çarptım eksi 1 bölü eksi 1. Bunlar birbirini götürür. Eksi 1 bölü eksi 1 birbirine böldüğüm zaman da ne olur cevabım? C seçeneği olur. 17. Asansör sorusunda, 12. soru pardon. Asansör sorusunda söylediğim gibi eğer aşağıdaysa sayı negatif oluyordu. Yukarıdaysa sayı pozitif oluyordu. Aradaki mesafe yani burası artı 35 iken burası eksi 38 gibi düşünüyorduk. Aradaki mesafe demek ne demek? Birbirinden çıkarmam lazım. Yani 35'ten eksi 38'i çıkarmam lazım. Bir sayının önünde iki işaret varsa çarpıyorduk. Artı 38 oluyordu. Değil mi? Topladığımız zaman da ne oldu? 73 oldu cevabımız. 13. sorumuz bir grafik verilmiş. Diyor ki bu şirketin kar zarar durumuyla ilgili diyor aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi kar işlemlerini biz nasıl belirtiyorduk? Artı işaretiyle, zararları da eksiyle. Yani Ocak ayındaki benim karım kaç? 150. O zaman artı 150 olacak. Şubat ayında zarar etmişim. Şubat ayındaki zararım eksi 50 olacak. Mart ayındaki karım 100 olacak. Yani artı 100 olacaktı. Nisan ayındaki zararım eksi 100 olacaktı. Şimdi topladığım zaman kar zarar Mart ve Nisan ayında birbirini götürdü. Ocak ayında 150 kar etmiştim. Şubat ayında 50 zarar etmiştim. O zaman toplam 100 lira kar etmiş oluyorum. Cevap C seçeneği olacaktı. Ya da artıları beraber toplayıp eksileri beraber toplayıp birbirinden çıkarabilirdiniz. 14. soru tamamen bir mantık sorusu veya denklemlerle de çözülebilecek bir soru. 26 soruluk bir yarışma programında doğru yapılan her soruya 8 puan veriliyor. Yanlış yapılan her soruya 5 puan kesiliyor. İşlemin sonunda diyor 0 puan aldığına göre. 0 puan aldığıma göre doğrulardan aldığım puanlarla yanlışlardan aldığım puanlar birbirine eşit olması gerekiyor, değil mi? O zaman diyorum ki 8 puan verildiğine göre bu da 5 puan kesildiğine göre pratik yoldan bu bunun katsayısı bu bunun katsayısı şeklinde puan alırsa yani bu 5 doğru olursa o zaman buraya 21 yanlış kalır. Çarptığım zaman 0 puan olmaz. O zaman diyorum ki 10 doğru olsa 16 yanlış olursa tabii ki bunu sınavda denemişsinizdir. Şimdi diyorum ki 10 doğrum olsa 8 ile 10'u çarparsam 80 puan alırım. 5 yanlışım olsa 5 ile 16'yı çarparsam 80 puan kaybederim. O zaman demek ki puanların birbirini sıfırlayacağı için 0 puan alacağıma göre benim 10 tane doğru yaptığım takdirde 0 puan alırım. 15. sorumuz.
Tabii ki sınavınızda renkli olarak çıkıyordu bu bölgeler. Çok da önemli değil yani renkli çıkıp çıkmaması. Zaten soru gayet net. 10 atış yapmıştır. Bunlardan 3'ü sarı, 3'ü kırmızı, 4'ü yeşil bölgeye isabet etmiştir. 3 sarı isabet yaptığıma göre, sarıların da her biri 10 puan verdiğine göre artı 30 puan alırım. 3 kırmızı, kırmızıların her biri 4 puan kesildiğine göre 3 kere 4 12 puanım kesilir. 4 yeşil bölge, yeşil bölge 5 puanım kesildiğine göre 4 kere 5 20 puanım kesilir. Eksileri toplarsam eksi 32 puanım olur. Artıları zaten artı 30 puanım vardı. Toplamları eksi 2 oldu. Çözümlerimiz bu kadar. Bir dahaki çözümde görüşmek üzere.